Çok teşekkür ederiz efendim. Eksik olmayın. Güzel bir gün, güzel başlayacağız inşallah. Biraz didişsek de yarışmacılarımızla stüdyoya girmeden önce. Ebru Hanım lütfen, çok rica ederim. Şu andan itibaren yayındayız, çok rica ediyorum. Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz efendim. Her zamanki gibi devam edecek. Öncelikle açılış konuşmasını yapacağım. Sonra hızlıca konuklarımı tanıtacağım. Bensu Hanım'la birlikte de başlayacağız. Müsaadenizle de görevin başına dönüyorum. Ekranların en naif ve zarif yarışma programı Kelime Oyunu'na hoş geldiniz efendim. Güzel bir gündeyiz. Güzel insanlarla birlikteyiz. İlk sırada da Bensu Hanım yarışacak ki bildiğim kadarıyla grubun en genç üyesi, doğru mudur? Evet. Kendisi aslen Denizlili, evet. Ailesi İstanbul'da yaşıyor. O gitmiş Ankara'lara. Çünkü Ankara'da felsefe okuyor. Evet, aynen öyle. Kaçıncı sınıf? İkinci sınıftayım. İkinci sınıftasınız. Evet. Her şey yolunda mı? Ankara'ya alıştınız Her mı? Her şey çok güzel. Ankara'ya da alıştım. İyi, sporla iç içe bir yaşantınız varmış. Evet, evet. Dağ bisikletiyle uğraşıyorum. Dağ bisikletiyle? Evet. Uğraşıyorum derken? Sürekli olarak sürüyorum. Sürekli olarak evet. Sürüyorsunuz. Tamam, buraya geldiğiniz zaman biraz detaylandıralım onu. Ben müsaadenizle Meri Hanım'a geçeyim. Meri Hanım da sağ olsun bizi kırmadı efendim, İzmir'den geldi. Evet. Kendisi hem bir öğretim üyesidir hem sanatçıdır. Doğru. Doğru mudur? Hı hı. Yurt içinde ve yurt dışında türlü türlü sergilere katılmış, sergileri açmış kendisi. Hı. Çok memnun oldum tanıştığımız efendim. Ben de öyle. Bir de hediye getirdiniz ederim. Bana. Evet. Onu buraya sakladım müsaadenizle. Tamam. Çok teşekkür ederim. Betül Hanım da hediye getirecekti de getirme demişler. Dilleri tutulsun. Antalya'dan geldi sağ olsun. Çok da mutlu etti bizi. Ne getirecektiniz? Muz. Antalya'dan muz gelir değil mi bu zaman? Var başka meşhur şey. Çok da güzel olurdu vallahi. Çok da güzel olurdu ama nedendir bilinmez böyle bir duranlıkları tutmuş. Normalde kaçırmazlar öyle şeyi. Teşekkür ederiz dediler. Efendim? Teşekkür ederiz dedi arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Ben de getirmedim. Evet demek işte hayır, o. Hayır getirmeyin. Teşekkür ederiz. Hayır mı dedi sonrasında? Onu hatırlamıyorum. İşte o evet demek. Yani teşekkür ederiz tabii getirin manasında. Neyse efendim neyse. Canınız sağ olsun. Siz geldiniz ve o yeter. Çok sıcakkanlı bir hanımefendi. Vallahi öyle detaylı sohbet etmek istiyorum kendisiyle buraya geldiği zaman. Olur mu? Olur. Çok teşekkür ederim. Grubun tek bey yarışmacısı Murat Bey. Evet. Son derece karizmatik bir insan. Teşekkür ederim. Vallahi öyle. Bütün samimiyetimle söylüyorum efendim. Sağ olun. Şu aralar yurt dışında yaşıyorsunuz değil evet, mi? Evet doğrudur. Yurt dışında okuyorum daha doğrusu. Okuyorsunuz. Evet doğrudur. Neydi efendim bölüm? Rusça, İngilizce. Çevirmenlik okuyorum. Ukrayna'da ikamet ediyorum 2 seneden beri. Bir taraftan da tiyatro ile ilgileniyorsunuz. Evet 10 seneden beri de bir tiyatro geçmişim var. Tiyatroya uğraşıyorum. Siz dili çoktan çevirmişsiniz çünkü tiyatro oyunu Rusça oynuyormuşsunuz. Biraz öyle oldu. Acemiliğime geldi diyebiliriz aslında. Acemiliğinize gelmiş hali buysa profesyoneli hiç düşünmek daha istemiyorum. Maşallah pek güzel. Kesin dönüş ne zaman hayırlısıyla? Çünkü burada bağlantı var. Hatta bağlantı şu anda burada oturuyor. Evet. Onun zaten zorluğunu yaşamaktayım ben de. Zorluğu mu? Kısmetse 2 sene sonra kesin dönüş. İnşallah. Allah kavuştursun. Çok teşekkür ediyorum efendim. Son yarışmacıma Ebru Hanım'a geçmek istiyorum. Nasılsınız? Sağ ol, siz nasılsınız? Aman ben de çok iyiyim, eksik olmayın. Çok da iyi gözüküyorsunuz hakikaten. Teşekkür ederim, çok sağ ol, siz de. Ah, Ebru Hanım'ın gönderdiği maili, elektronik postayı size bir okusam. Dersiniz ki bir sevgi pıtırcığı, dünya tatlısı bir kız. Fakat buraya geldi, tanışır tanışmaz daha el sıkışmadan hemen laf sokmalar. Sevdiğinden kaynaklanıyor, yapmayın. Öyle mi? Tabii ki peki. İnşallah biraz daha seversiniz de taşı kartı geçirerek bitiririm programı o zaman. Estağfurullah. Estağfurullah. Efendim kendisi Muğla'lıdır, Milaslı'dır. Evet, Milaslı. Oradan da bize getirmiş 3 tane kudret narı sağ olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Muz değilse de artık nar yiyeceğiz. Hukuk okuyorlar ve hakim olmak istiyorlar. Ben de dedim ki olmayın siz hakim olursanız dışarıda adam kalmaz. Estağfurullah. Estağfurullah. Peki detaylandıracağız buraya geldiğimiz zaman. Daha iyi anlayacaklar ne demek istediğimi. Başlangıcı Bensu Hanım yapacaktır. Güzel bir gülümseme oturtacak şimdi yüzüne sizin alkışlarınızla. Harf alayım. Harf alayım, harf alayım yok. Nane yenilir, ne dökülür? Esir oldum yani. Şeyini açıkla, emniyetin ama ne sıkıntı. Kovboylar kaldırır onu. Evet biliyorum ben yaptım. Hayvan. Harf alayım. Harf alayım. Hayvan ya. Babam beni öldürecek ya. Açık açık mı ya bu ya bu? Diş. Neyi? Çok güzel. Allah ne olur. Ay bilemeyeceğim. Sabahtan beri burada. Evet gitme. Argo'nun da dibiydi yalnız. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Sayın Bensu Hanım, ilk yarışmacımız. Nasıllar? Evet, teşekkür ederim. İyi misiniz? İyisiniz. Ben de iyiyim efendim. Denizlisiniz ama galiba evet. Orada pek yaşamadınız mı? Hiç yaşamadım. Hiç yaşamadım. Yazdan yaza gidiyoruz. Ha biliyorsunuz Denizli'yi. Evet biliyorum. İstanbul'da doğdunuz büyüdüğünüz zaman. Aydın Söke'de doğdum.
Ama birçok şehri dolaştık babamın mesleğinden dolayı. Hı hı. Babanız şimdi emekli mi oldu? Yok, hala çalışıyor kendisi. Hala çalışıyor ve İstanbul'da yaşıyorlar. Evet. Siz? Ben Ankara'dayım. 2 senedir. 3 senedir hazırlıkta okudum. Yani bu seneyle beraber 3 olacak. Felsefe eğitimi görüyor efendim. Biraz önce de bahsetmiştik. Onun yanı sıra da oldukça sosyal bir hanımefendi bildiğim kadarıyla. Dağ bisikletinden bahsetmiştiniz. Uğraşıyorum demiştiniz. Evet, hala. Bildiğim kadarıyla ODTÜ'deki bir grubun içerisindesiniz evet, siz. Evet, ODTÜ Dağ Bisikleti takımındayım. Ne sıklıkla peki çıkarsınız böyle dağlara, bayırlara, çamurlara bulanırsınız? Şu anda aslında antrenman düzenleme dönemindeyiz. Hı-hı. Daha tam antrenmanlarımızı oturtmadık. Ama ben genelde kendi kafama göre antrenmana çıkan bir tipim. Allah Allah, tek başınıza. Evet, ben kulaklığı takıyorum. O şekilde sürüyorum. Daha çok seviyorum. Yani kimseye bağlı kalmadan kendi başıma sürmek daha hoşuma gidiyor. Ne güzelmiş. Dinlendirici olmalı. Evet, çok güzel. Çok ama güzel pek dağlara, için. Bayırlara gitmiyorsunuzdur herhalde. Daha gidiyorum, çok asfalt. Ama arkadaşlarımla beraber, çünkü ODTÜ arazisine gittiğimiz zaman köpekler çıkabiliyor karşımıza. Ondan korktuğum için tabii tek başıma çıkmıyorum. Müziğe olan ilginiz peki? Yine o da böyle çocuk denecek yaşlardan başladı. 6. sınıfta müzik öğretmenimin beni keşfetmesi mi diyeyim artık, ne diyeyim. Gitara başlamamla başladım, müziğe başlamam. Daha sonra üniversitede yan flüte bir ilgim başladı. Şimdi yan flütle ilgileniyorum. Aynı zamanda gitar çalıyorum 9 senedir. Sahne almıştınız falan? Küçük konserlerim oldu. Oo, maşallah. Evet. Hem aldığı eğitim dolayısıyla hem uğraşları dolayısıyla ne taraftan ne gelirse gelsin rahat cevaplayacak gibi gözüküyor Bensu Hanım. Umarım. Hadi bakalım. Arapça kökenliler falan korkutmaz çok değil mi? Korkuyorum, çok Arapçalardan. Korkutmaz. 1-2 tane var. Eyvah eyvah. Tamam, harf alacağız. Yani öyle bir şey olduğu zaman baştan ben söyleyeceğim. Hı-hı. Siz de ona göre harf alarak hareket edeceksiniz, olur mu? Tamam. Hemen iki gelsin de başlayalım. Tamam, başlayalım. Bence temiz bir başlangıç yapacağız bu soruyla umarım. Birlikte. Tek bir kelimedir efendim. 4 harflidir. İşte şöyle sorulmuştur. Büyük ebatlardaki sırt sepeti. Genellikle sırtta taşınır. Büyük ebatlardadır. Sırt sepeti. Hatta içinde insan bile taşındığı olurmuş. O insana da sepetlik olmuşsun sen küfe. Artık. Küfe. Efendim? Küfe. Olabilir mi? Küfe. 400 puan değerinde başlangıç güzel. Kolay sayılabilecek bir soruydu. Fakat ilk sorunun heyecanından dolayı biraz duraksamış evet. olabiliriz. İkincisi ne yazık ki bunun kadar kolay değil. Bir gelsin bakalım. Bilgi sorusu denebilecek tipte bir soru işte. İran nüfusunun çoğunluğunu oluşturan etnik grup, halk ve bu gruptan olan kimse? Harf alayım. Aynı zamanda aynı ülkenin milli resmi dili de bu kelimenin kökeninden doğmuştur. Nokta nokta ça. 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 İranlılar ne ça konuşur? İran. Fars. Farsça. 300 puan da yani. İranca diyordum az kalsın. 700 puana çıktı kasa. 2 soruda. 5 harfli cevaplar bekliyor bizi efendim. Gelsinler. Tek bir kelime. Bir işten elde edilen iyi ve yararlı sonuç. Bir işten elde edilen iyi ve yarar sağlayan sonuç. Harf mi alsak? Harf alayım. Biraz fazla süre harcıyorsunuz evet. gibi geldi bana. F harfiyle başlayan 5 harfli kelime. Fayda. Faydadır, o 400 puan kazandırır. 1100. 3 soruda 1100 puan, 3 soruda 4 taneli puanlara ulaşmak gayet güzel bir şey. Fakat 1 dakika harcamak 3 soru için hayır, oldu. O kabul edilebilir bir şey değil. Topu topu 4 dakika var zaten. Bu hızla gidersek ancak 9 tane soruya, 12 tane soruya cevap veririz. Hadi gelsin. Simgesel denklemlerle hesap yapan matematik kolu ki Arapça kökenlidir bu kolun adı. Harf alayım. Meri Hanım, Betül Hanım aynı yaştayız kendileriyle. Hemen başlarını sallamaya başladılar. Harf alayım. Buyurun. Cebir. Bravo. Çok da beklemediler vallahi. Bravo. 1400. Şimdi 6 harfli bir cevabı arayacaksınız ki bu da yanılmıyorsam Farsça kökenli. Ya Arapça ya Farsça. Ama bilinen bir şey. Çok cebir gibi bir şey değil, merak etmeyin. Sıklıkla kullanılır. Gayet iyi biliyorsunuz muhtemelen. Bizim yaptığımız oyunculuk şu sorunun içerisindeki. Eski anlamı, unutulmuş anlamı çok farklıymış. Şimdiki anlamı çok farklı. Tamam. İkisi birden sorunun içerisinde.
Diyor ki asıl anlamı kendinden emin, cesur iken saygısız, edepsiz, terbiyesiz anlamına bürünmüş olan bir söz. Saygısız, edepsiz. Terbiyesiz. Harf mi alsak? Harf alayım. Hadi alalım. Saygısız, edepsiz, terbiyesiz. Seni saygısız. Harf alayım. Bir tane daha. Çok güzel geldi o ü harfi. Güzel olduğunuz kadar saygısız, edepsiz, küstah ve terbiyesizsiniz. 400 puan değerinde 1800 olur kasa. Hep böyle uğraştıran sorular gelmesin. Şöyle pat diye cevap vereceğimiz sorular da gelsin. Evet, gelsin evet, mi? Gelsin. Gelsin. Şöyle bir soru. Diyor ki duvarları kaplamak için kullanılan bir yüzü sırlı pişmiş balçıktan levha. Batı kökenli bir adı var o levhanın. Duvarları kaplıyoruz. Pişmiş balçıktan elde ediliyor yani topraktan. Bir yüzü de sırlı. Tuğla diyecektim ama. Tuğla mı? Duvarları kaplamak için. Duvarı oluşturmak için kullanılır. Harf alayım. Buyurun. Batı kökenli bir kelime F harfiyle başlıyor. Fayans. Fayans 500 puan değerinde. 5 Benjamin hiç yardım etmiyor ama. Ama ben yardım ediyorum. Evet. 7 harfli cevaplardasınız. Bu 7 harfli cevapla birlikte de yarışmanın tam ortasında olacaksınız. Siz şu anda yurtta mı kalıyorsunuz? Evet, yurtta. Düşünce var mı böyle arkadaşlarımla toplanayım eve çıkayım falan? Çok istiyorum ama biliyorum ki eve çıksam derse gitmeyeceğim. Evet, üşengeçlikten. Bunu söyledikten sonra aileniz hayatta izin vermez evet, bundan sonra. Evet, onlar zaten pek destek olmuyorlar yani. Neyse. Destek çıkmıyorlar o konuda. İyi yapıyorlar o zaman. Yani siz de kendinizi biliyorsunuz. Evet. Tamam, gerek yok. Şimdi zaten eve çıkmak derdi başladığı zaman böyle emlakçılar gezilecek, o jargona adapte olunması gerekecek. Eşya, koşuşturmacası, bulunacak. Fatura ödeme derdi. Boşverin. Bu işte mesela emlakçı jargonundan gelen bir tabirdir. Eyvah. Genellemiştir, genelleşmiştir. Buyurun. Demiş ki, gündelik konuşmada ücra ve sapa olmayan yerleşim yerleri, mekanları niteleyen bir sıfat. Harf alayım. Burası nokta nokta bir yer. Bakkala, çakkala, metroya, şuna buna yakın. Harf alayım. Z harfinden sonra bir İ harfi, Z. Burası sapa bir yer değil, ücra bir yer değil. Merkezi. Merkezi 500 puan kazandırır. Benson amcam, çok güzel yarışıyorsunuz. 7 soruya gayet güzel cevap verdiniz ama 3 dakikada. 7 soru daha var, 1 dakika kaldı. Bu disiplini değiştirmemiz lazım. Evet. Tamam, çok hızlanmamız lazım artık. Tamam. Nefes bile almadan. Gel bakalım, 2 kelimeden oluşuyor. Özür dilerim. Bir satışın gerçekleşmesinden önce verilen belirli bir meblağ. P akçesi de denir. 2 kelimedir. Harf alalım. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Taksitle bir şey alacaksınız. Mesela? Ön ödeme. Ön ödeme 500 puan değerinde. Güzel. 8700 gibi gayet kallavi bir puana ulaşabilecek durumdayız ama süre yeterse. Tek korkumuz süre. 8 harfli cevaplar efendim. Ek almış. Aldığı ekle birlikte 8 harfli olmuş bir kelime. Buyurun şöyle sorulmuş. İlişkilerinde içtenliğe yer vermeyen bir biçimde araya resmiyet koyarak... Ek almış demiştim, tek kelime demiştim, harf alın demiştim. Harf alayım. Buyurun. Nasıl bir adam? Nokta nokta bir adam. Harf alayım. Bana biraz nokta nokta davrandı. Mesafeli. Bravo. 600 puan daha. 3900. Korkuyordum bu sorudan. Çok güzel. 8 harfli tek bir kelime efendim. Doğalgaz tesisatı yayılmaya başladığından beri evlerde biraz unutulur gibi oldu ama gayet iyi bilinen bir şey aslında. Bilmiyorum ki siz hiç denk geldiniz mi? Öyle bir mesai yaşadınız mı? Daha küçük çok olabilir miyim onun için? Efendim? Küçük yaşta olabilir miyim Yok, acaba? Yok canım, küçük değilsiniz. Halen kullanılıyor da. Daha çok böyle evin erkek çocukları uğraşır onunla. Gelsin. Onların görevidir. Tüp gaz manası. Tüp gaz manası. Hani o tüp gaza takılan... Hologram. Hologram. Harf alayım. Buyurun.
Harf alayım. Bir tane daha. Damacana. Damacana mı? Harf, harf. Harf alayım. Harf. Fransızca kökenli. Tüp gaz vanası. Bastık ama niye bastık? Çünkü 10 saniye kalmıştı. Evet. Fransızca kökenli. Çok teknolojik bir aletmiş gibi böyle ilginç bir ismi var da. Çakmakla kontrol ederler kaçak yapıyor mu diye. Doğal. 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 Gaz. Gaz değil. Göz. Göz. Doğal. Hayır, Fransızca kökenli zaten. Aa, Fransızca. De. Evet. De. Duydunuz mu bunları? Hayır, hiç dedantör. Duymadım, hayır. O işte tüpün ucunda duran, o tüple hortumun bağlantısını sağlayan, aradaki uzay mekiğine benzeyen, uçan daireye benzeyen malzeme. Tamam. Geçti gitti ama maalesef canımızı da yakmadı değil. 3800 puan daha kazanabileceğimiz 4 tane soru var, ha gayret. Tamam mı? 10 saniye. Hadi bakalım gelsin, 10 saniyede de bilinir onlar. Harf deyip basacaksınız. İlaçlar ve kozmetik ürünlerle ilgili her türlü çalışmayı yürüten sağlık bilimi. Harf alayım. Dediler ve bastılar. Süre 2 evet, saniyenizi yedi, ilerledi. O bende. O 2 tamam. Saniyeniz bende, merak etmeyin. İlaçlar ve kozmetik ürünlerle ilgili her türlü çalışmayı yürüten sağlık bilimi. Beş senelik mi okulu var? Eczacılık. Efendim? Eczacılık. Eczacılık 800 puan değerindedir. 5 sene mi 4 sene mi eczacılık? 5 sene sanırım. 5 sene değil mi Melih Hanım? 5 sene. Hadi bakalım gelsin. Yeni soru. Tek bir kelime mastarla bitiyor. Ağlarken iç çekmek. Hıçkırmak. Hıçkırmak. 900 puan daha demek. Keşke en başından beri böyle vurup söyledim. Cevap verebilseydim. Söyledim de ciddiye almadınız beni. Ama ilk yarışmacı olmanın heyecanı herhalde artık. Ha, bunu evde hazırladınız değil mi? Şöyle olursa ilk yarışmacı olmanın heyecanı derim diye. İki kelimeden oluşuyor. 10 harflidir. Bu bittikten sonra bir tanecik soru kalacak. Tamam. Canavar gibi cevaplarsınız inşallah. Gelsin. İki kelime. Olanca kuvvetini kullanarak anlamında bir söz dizisi. Harf alayım. Dediler durdurdular. Nokta nokta saldırdım. Nokta nokta saldırdı. Çünkü üçüncü tekil şahıs. Olanca kuvvetini kullanarak. Olanca kuvveti. Olanca kuvveti. Kuvvet. Güç. Çok güzel. Sahip olduğum tüm kuvvet. Sahip olduğum tüm kuvvet. İki kelime. İki kelime. Mecal mi? Mecal mi? Güç demiştik. Güç. Niye mecale geldik? Güç güzel. Şimdi sahip olduğum. Olanca. Olanca. Ah. Tek harfle. Eyvah. Kolay cevaplanacak bir soru değil ne yazık evet ki. 10 harfli tek bir kelimedir. İlk 10 harfli cevabınız son, biraz zor diye son soru, son cevap. Bunu özellikle kolayından seçmiştim. 1000 puan alır götürürüz. Gelsin. Belirtmek istenen düşünceyi dikkati çekecek şekilde anlatmak. Harf alayım. Dediler durdurdular. Çok da güzel yerden bir V harfi geldi. Altını çize çize. Vurgulamak. Vurgulamak. 900 puan daha. 5100 kasa. Bu Şirin hanımefendinin hak ettiği puan mıdır 5100? Hayır, asla değildir. Çok güzel başlamışlardı. Evet. Biraz süreyi kötü kullanıyorlardı. Bayağı kötü kullan. Ama baskı altında da güzel sonuçlar alabilecek bir yapıları varmış. Keşke şu dedantörde takılmasaydık. Hiç duymadım daha önce ama evet, maalesef. Şanssız bir soruydu. Biraz daha fazla harf almak gerekiyordu. Canın sağ olsun. Gerçekten göz dolduran bir performanstı. Bakın bana katılanlar var. Sana tahammül edemiyorum. Bu tavrına değinemiyorum. O A. Zaten. Vücudumuzdaki en sert madde. Dilimin ucunda çıkmıyor. Sert. Bilmiyorum. Düşünmek de istemiyorum. Bir harf daha. Tek harf kelime. Alayım. Harf alayım. Harf alayım. Bir harf alayım. Geldi gene bu sarı darı. Bizim gözümüz nerede? Bebeğim de beynim durdu işte. Tel. Tal. Tel. Tal. 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 Şöyle bir. Dursun şu ya. Dursun şu ya.
Ey yarabbim. Zihinsel. Yapıştıracak mıyız cevabı? Başını gelmiyor. Yalancının. Literatür. Önde gideni. Üf, evet. Git evine Kuzey Amerikalı. Çok teşekkür ederiz efendim. İkinci yarışmacımız Meri Hanım'la birlikteyiz. Sayın Meri Tekin Bender. Elimdeki kitabın altındaki yazıda da aynen o yazıyor zaten. Evet. Meri Tekin Bender. Duyguların izinde sanatsal yaratma. Yeni çıktı değil mi efendim? Evet, çok yeni sayılır birkaç ay önce. Şubat ayında çıktı. Şubat ayında çıktı. Evet. Nasıl gidiyor? İstediğiniz etkiyi gösterdi güzel. Mi? Duyguların izinde sanatsal yaratma, duygularımız bizim sanatsal eylemlerimize nasıl bir rehberlik etmektedir? Beynin bu alanda nasıl işlediğine ilişkin bilimsel bir kitap aslında. Sanatsal yaratmanın özünde yatan gizleri araştırdığım bir kitap. Hı hı. Bu alanlara ilgi duyan kişiler için ilginç olacağını çok düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bana da getirdiğiniz için. Rica ederim. Siz efendim seve. Ege Üniversitesi'nde... Evet, güzel öğretim sanatlar eğitimi bölümünde. Veriyorsunuz. Öğretim üyesisiniz. Evet, öğretim üyesiyim. Doçentsiniz değil mi? Bölüm başkanıyım, doçentim evet. Oh maşallah. Yani şimdi bu gibi durumlarda biraz sıkıntı çekiyor insan. Normal itibarla soru soranın ben siz olması gerekiyor. Ben plastik sanatlar alanında doçentim, o yüzden beklentiyi yükseltmeyelim. Yok, öyle bir şey söylemek istemedim. Daha öncesinde yani edebiyat bölümünde, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde aynı içtimai mevkide bulunan yarışmacılarımız oldu. Kendileri 1000 puanlar, 1400 puanlar aldılar evet, gittiler. Evet olabilir. Bunun mümkün. Bunun entelektüel altyapıyla hiçbir doğru alakası yoktur. Bu bir şans yarışmasıdır efendim. Evet, İnşallah da şanslı bir gününüzdesiniz. Umarım. Ne güzel yarıştılar ama istediğiniz gibi harika olmadı. Harika yarıştı. Çok güzel bir genç bayan. Sizin de maşallahınız kutluyorum vardı. Kendisini. Arka tarafta hepsine cevap veriyorsunuz. Arka tarafta hepsine cevap veriyorum. Bir klişe laf burası başkaymış demek istemiyorum. İnşallah umarım başka değildir. O zaman başlayalım görelim. Tamam. İlk soru geliyor efendim. Meri Hanım'ın ilk sorusu. Şöyle bir soru işte gelsin. Demiş ki iki elin üstüne dayanarak bacakları havada dikey tutmaya verilen ad. Amut. Bilmiyorum. Amut. Amut dediler 400 puan kazandılar bile. İkinci sorumuzun cevabı aynı zamanda bir hanım ismi olarak, kadın ismi olarak da kullanılır. Buyurun efendim. Açıklaması şöyle bir şey. Beklenti ve umutla bağlanılan istek. Arzu. Ya da? Dilek. Arzu. Dört harfli. Murat. Murat'a daha yakın. Arzularıma kavuştum pek demeyiz ama. Beni kötü arzularına... Emel. Emel. 400 puan değerinde. Oysa ki mesela hani kalıplaşmış tabir olarak kötü emellerine alet etti kullanılır. Fakat kötü arzularına alet etti daha baskın da bir tabirdir. Evet. Pek duymadım ben. Kötü arzularına. Pek demek ki kötü arzularına alet edilmiş kimse çıkmadı hayatıma. Girmedi. Evet bayağı korkuttu benim soru. Beş harfli tek bir kelime şöyle sorulmuş gelsin. Diyor ki aşçılık, terzilik gibi el becerisi isteyen işlerde yardımcı anlamında kullanılan bir söz. Yamak. Bilmiyorum. Olabilir mi? Yamak. Siz daha iyi biliyorsunuz ve kasanızı bir anda 1300 puana çıkartıyorsunuz. Daha önce de bir iki defa sorduğum bir kelime bu. Her sorduğumda da sıkıntı yarattı. Nedendir bilinmem. Bilmem. Hmm. İki tane, üç tane harf alındığı bile oldu efendim. Gelsin. Bakalım. Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi. O cismin neyidir? Kesiti, düzlemi. Bir harf alayım. Buyurun. E harfiyle başlıyor. Tek bir kelime. Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi. O cismin nesidir? Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Ek. Ek. Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi. Eksen. Efendim? Eksen. Harf demediler. Eksen dediler. Evet. Bu da demektir ki 300 puan kazanıyoruz. 300 puanlık bir alkış efendim. Bugün biraz Benjamin huysuz. Evet. Bensu Hanım'a da yaptı yapacağını ama merak etmeyin. Patronun kim olduğunu anlayacak sonra güzel devam edecek. Altı harfli tek bir kelime şöyle sorulmuş. Keratin dokulu parmak koruyucusu. Organik bir şey. Şöyle bir parmaklarınıza bakar mısınız? Keratin dokulu bir koruyucu görüyor tırnak musunuz? Tırnak görüyorum. Tırnak. Tırnak. 600 puan değerinde. 2200.
ojeye falan gittim. Sorular her zaman çok basit fakat biraz çalkalıyoruz işte. Evet. Bu da öyle bir soru mesela. Cevabı çok kolay da sorusu dolaylı. Gelsin. Diyor ki, sürtünme katsayısı az olan yüzeyler için kullanılan bir söz. Bir yüzeyin sürtünme katsayısı azsa o yüzey nasıl bir yüzeydir? Kaygandır. Nasıldır? Kaygan. Nasıldır? Kaygan. Kaygan. 600 puan daha. Şimdi ilk 7 harfli cevabınız bu. Yabancı kökenli, batı kökenli bir kelime. Bu kelimenin kullanımı doğrultusunda bazı sıkıntılar var efendim. Başka başka nesneler için, başka başka gereçler için de kullanılıyor. O yüzden de bazen tartışma yaratıyor. Bir bakın, sonra tartışırız. Yapışkan özellikli tıbbi materyal. Yara bandının ecnebi icadı. Bir harf lütfen. Buyurun. Bazen o bandajları, sargıları tutturdukları yapışkanlı cisim içinde kullanılıyor. Elastik. Çok yakınlardasınız. Elasten mi? Biraz uzaklaştınız. Elastik demiştik. Plastik. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Plasten. Plaster. Efendim? Plaster. Plaster. 500 puan değerindedir. Yedi harfli cevaplar efendim. İkincisi çok daha kolay. Yine yabancı kökenli bir kelime olmasına rağmen. Buyurun gelsin. Buyurun gelsin. Diyor ki, aslen İsviçreli olup Kars'ı mesken tutmuş olan bir peynir türü. Gravyer. Bilmiyorum. Gravyer. Gravyer. Kars gravyeri. 700 puan da yerinde. Kars'a gelin gitmiş, İsviçreli gelin. İki kelimeden oluşuyor. İlk 8 harfli cevap bu. Kelimeler fonetik olarak birbirine çok benzerler efendim. O yüzden zaten bir araya gelmişler. Hatta bir tanesinin başka bir anlamı yok. Yalnızca bu ikilemenin i̇ki içerisinde yani karşımıza İkileme çıkar. İkileme mi? İkileme değil. Söz dizisi. Söz dizisi. İkileme olduğu zaman aynı kelimeyi tekrar ediyoruz. Buyurun. Bu farklı farklı kelimeler. Teklifsiz ve samimi, içli dışlı. Bu anlama gelen bir söz dizisi. Sıkı fıkı. Bilmiyorum. Sıkı fıkı. Sıkı fıkı 800 puan değerinde. 4800. Şimdi bu muhteşem akademik kariyer. Beraberinde efendim sanatla iç içe bir yaşantı. Yurt içinde, yurt dışında verilen ondan fazla sergi. Hiç peki İskambil oyunlarına vakit ayırdınız mı? Böyle hani lüzumsuz çok az, uğraşlara. Çok az. İskambil oyunları konusunda iyi değilim. Yani pek oynadığımı söyleyemem. İsimlerini falan bilir misiniz? Dediğim gibi çok az. Bu aslına bakarsanız kahvehane kültüründe doğmuş ve yaşayan bir İskambil oyunu değildir. Bu biraz daha yabancıdır, biraz daha dışarılıklıdır, biraz daha elit takılır. Bir bakın bakalım. As ve 10 puan değerindeki herhangi bir kartla en kuvvetli ele sahip olunan İskambil oyunu. Bir harf lütfen. Elinizde bir as, bir de 10 puan değerinde bir kart varsa... Bir harf daha alacağım. Sizden iyisi yok. Bir sayı. Bir harf daha alayım. Buyurun. 5 mi bu? 25 gibi. Karacek şey de derler. Karacek. Bir harf daha alacağım. Bilmiyorum. Buyurun. Ben bunu. 21. Efendim? 21. Olabilir mi? Olabilir mi? As 21. 11, 10 puan, 21. Etti mi 400? Duymamıştım. Blackjack. İşte onu biraz duyar gibiyim ama i̇şte 21 hiç duymadım. 21 blackjack. Uçtu gitti. 9 harfli cevaplar gayet iyi bildiğiniz bir daldan geliyor. Buyurun bakalım. Kültürel, sanatsal ve tarihsel araştırmayı tarihi kalıntılar üzerinden yapan bilim. Arkeoloji. Bilmiyorum. Arkeoloji. Arkeoloji 900 puan değerinde. 6100. Buraya gelirken kaç puan alırım diye düşündünüz? Aklınızda bir puan var mıydı? 7000, 8000 arası 7 bin, 8 iyidir bin diye düşünmüştüm. Şu anda 9000 olacak. 2900 puan daha kazanabileceğiniz 3 tane soru kaldı elimde. Aralarında da sizi sıkıntıya sokacak bir şey yok gibi. Bakalım. Hani belki en fazla 2 tane filan harf alırız 3 soruda. Keşke. Hadi bakalım. 2 kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Bir apartmanın sokak düzeyinde yer alan daire veya odalarının bütünü. Zemin kat çift iki kelime. Zemin kat sokak düzeyinin altındadır efendim.
Bodrum katı değil. Bodrum katı da. O daha altta. Hı hı. Birinci kat. İşte ona bir isim veriliyor. Bir harf alayım o zaman. Buyurun. I harfi. Ne katı? Giriş katı. Efendim? Giriş katı. Efendim? Giriş katı. Giriş katı 800 puan değerinde. Dokuz bini kaçırdık ama ne gam. İki tane soru var, ikisi birden pıtır pıtır cevaplanacak. Gelsin bakalım, iki kelimeden oluşuyor. İlk on harfli cevap bu. İyilik ve şans kaynağı olarak kabul edilen herhangi bir aritmetiksel birim. Kişiden kişiye değişir. İyilik ve şans kaynağı. İyilik ve şans kaynağı olarak kabul edilen. Uğurlu sayı olabilir mi? Uğurlu sayı olmaz. Bir harf alalım mı? Bilmem ki, alsanız mı? Ne sayı? Şanslı sayı. Meri Hanım, gelin bir daha toplayalım o harfleri. Nasıl? Basayım mı? Bilmiyorum. Uğurlu sayı. Hı hı. Şanslı sayı. Hangisi? Bir durdurun. İlk aklınıza gelen neydi? Uğurlu sayıydı. Neden vazgeçtiniz? Sığmıyor gibi geldi. Evet. Oysa ki... Üzüldüm. Nazar boncuğu olsun. Bu güzel olsun. Performansın nazar boncuğu olsun. İki kelimeden tamam. Oluşan son bir cevabınız daha var. Elbette on harflidir. Bu seferki MMA diye bitmektedir. Son kelime mi? Son soru, son cevap. İki kelimeden oluşuyor. Bekleyelim süreyi o zaman. Tamam. İsterseniz bekleyin. İsterseniz hani arttırabilirsiniz de ki aynı puanı alırlarsa süre fayda sağlar size. MMA diye bitiyor efendim. MMA. Unutmayınız, bir deyimdir. Ve içinde ister istemez metafor vardır. Buyurun bakalım. Rakiplerinden çok geride kalma anlamında bir deyim. İki kelime. Çok geride kalma. Hani eller aya biz yaya derler ya, öyle bir şey. Toz yutmak falan gibi değil değil mi? Bravo, tam öyle bir şey. Toz yutma gibi bir şey mesela. Ama o değil. Hayır, zaten on harfli değil toz yutma. Hatta toz yutandan da geride kalmış bu. Harf mi alsak? Bir harf alalım. Harf dediler. Hadi bir tane daha. Bir harf daha alalım. Üçüncü de gelsin bence efendim. Bir harf daha alalım. Bir tane daha dediler. Çok güzel. Yeterli bu. Çok rahat bulacaksınız bunu. Toz yutandan da geride kalan ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Nal toplama. Nal toplar. 700 puan değerindedir efendim. 8500 olur kasamız. Teşekkürler. Beğendiniz mi yaptığınız öğretmenim? Fena değil. Çok güzeldi. Daha da güzel olurdu. 8500 puan sizi bugünün şampiyonu yapacak mı? Onu 3 performanstan sonra öğreneceğiz ama bir alkış daha isteriz. Başlayalım mı? Muasır medeniyetler. İşte o. 5000 yıl önce icat etmişiz ve formu hiç değişmemiş. Formu. Ha, ilkokulda öğrettiler bunu bize. Kare. Bismillah. Ölçü. 5000 yıl önce neyi icat etmiş olabiliriz? 5000 yıl önce... Ay, beynim durdu. Uzun ve cüsseli anlamında bir söz dizisi. Deve gibi mi? Toparlak. Öyle bir icat yok. Toparlığa icat ettim. İyi halt ettim. Madripolog. Yok. Madripolog. Antropolog. Astrolog. Astrolog. Dur, harf alamıyorum. Formu da değişmemiş. Evet, biçimi de değişmemiş bugüne kadar. Tekerlek. Teşekkür ederim. Böyle yaptın mı daha kuvvetli demek. Anlaştık. Teşekkür ediyorum efendim. Çünkü neden? Grubun içerisinde bir temel direğimiz vardı. Üçüncü sırada oturuyordu. Tam ortada. Hepimizin dayanak noktasıydı. Demir leydimizdi Betül Hanım. Siz tabii yayından önceki halini görmediniz. Hakikaten demir leydi. Meri Hanım 8500'ü yaptı. Bizim demir leydi paslandı. Niye öyle oldunuz? Eller falan titriyor. Hiç yakıştıramadım. Vallahi öyle. Siz sular seller gibi cevaplarsınız efendim. Yani yalnızca Meri Hanım'ı geçmek de yetmeyecek. Biliyorsunuz Murat Bey iddialıyım demişti.
Ebru Hanım beni bile korkuttu. Tehlikeli onlar. O yüzden baştan ipi sıkı tutacağız. Tamam. Biraz sohbet ederek başlayalım. Evet. Neler yapıyorsunuz efendim? Ben hemşirelik yapıyorum. Boş vaktimde engelli sitelerinde, forumlarda yazışmalarım oluyor. Kitap okuyorum. Geziyorum. O uğraş gerçekten çok önemli, evet, bir uğraş. Ve siz bunu yani herhangi bir çıkar doğrultusunda veyahut da göreviniz, vazifeniz, hayır, olduğu için değil. İçinizdeki iyi duygularla, evet, yapıyorsunuz. Hatta bunun için çok uğraşların içerisine girmiş. Radyo programlarına falan katılmışsınız. Hı-hı. İnsanları hani bu konuda bilgilendirmek için, değil, evet, mi? Evet. Antalya'da mı sürüyor bu uğraşlar? Tekirdağ'daydı. Antalya'ya yeni geçtim. Antalya'ya yeni geçtiniz. Hı-hı. O da görev nedeniyle, yeni değil mi? Yeni tayin oldum. Evet. Tebrik ederim. Neydi Teşekkür. Efendim? 3 112. Yok şey, derneğin ismi bu, engelli çocuklarla ilgili çalışıyorsunuz. Yok, dernek çalışması değil. Engelli sitelerinde, forumlarda sağlık konusuna yardımcı oluyorum. Anladım, karıştırmışım. Ben kardeşinizle görüşürken, hı-hı, farklı bir konuya temas etmiştik de onunla da mı ilgileniyorsunuz demiştim. Yok. Aklımda öyle bir soru işareti kalmış. Neyse, unutun siz Tek onu. Başıma çalışıyorum. Tek başınıza çalışıyorsunuz. Çok da güzel yapıyorsunuz maşallah. Bugün de bize aittir Betül Hanım. İşi falan bıraktı. Bıraktım. Keyif almak için geldi. 8500'e ulaşamazsa da keyif alır ama 8500'e aşarsak daha, yok, tatlı ben olur. Sizi gördüm ya, yeterli. Aman efendim, eksik olmayın. Aynı duyguların içerisindeyim. Teşekkür ederim. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Sular seller gibi. Gelsin. Dört harflidir, tek bir kelimedir. Kaplan, aslan ve jaguardan sonra dünyanın en büyük dördüncü kedisi. Pars. Pars. Öbür adı neydi onun? Pars. Bir tane daha adı var. Gelmiyor aklıma. Pars. Nasıl geliyor, başka gelmiyor. Tam bir tane daha adı var onun. Dört harfli yine. Kedi. Kedi değil canım. Yani... Kedi, hepsinin adı kedi. Yani. Yani dağ aslanı. Dağ aslanı. Ay, hiç gelmiyor aklıma. Pars'ta kaldım. Ne? O da öyle yani, böyle dudakları birleştirerek başlayan bir harf. Yok. Vaz mı geçelim? Vazgeçelim. Vazgeçmeyelim. Kuma. Kuma. Ya. Pars'ın akrabasıydı ama... Pars'ın öbür adı. Öbür adı. Öbür adı ama olmadı istediğimiz, neyse, gibi. Neyse efendim. Neyse. İnşallah tamam, kolay sileriz bu eksiği. Görelim bakalım nasıl bir şey var ikinci sırada. İçinde bulunduğumuz kısa zaman dilimi. Şimdi. Şu an. Kelime. Şu an. 400 puan daha. Puma'nın aldığını şu an geri verdi. Bunu bir sıkıntı olarak değil, bir fırsat olarak düşünmek lazım. Şimdi diyeceksiniz ki ilk soruda saçma sapan bir soru sormuşlar. Yok, hiç demedim. Doğrusunu söyledim. Evet. Ona rağmen eksi 400 verdiler. Ben yine o eksi 400'e rağmen şampiyon oldum. Hadi gelsin. 5 harflidir, tek bir kelimedir. Elmacık kemiğinin üst gerisinde bulunan hafif çukurumsu bölge. Yanak. Yanak burada. Elmacık kemiği burada. Şakak. Elmacık kemiği. Şakak. Şakak. 500 puan değerinde. Kelime anlamından bahsediyoruz bu 5 harfli kelimenin efendim. Çok da kolay bir şeydir. Canınızı sıkmayınız. Eyvah, ter bastı. Ter bastı. Gelsin gelsin, yeni soru gelsin. Saray ve konaklardaki kelime anlamı dokunulmaz, tabu olan yer. Öyle her önüne gelen giremez oraya. Harf alayım. Alalım mı? Alalım. Peki. H harfi. Hamam. 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 Harem. Harem. 400 puan değerinde. Bugün bir tanecik ikileme sordum, o da size denk geldi. 6 harflidir, yani 3 harfli bir kelime 2 defa tekrar edilmiştir. O kadar kolay bir soru işte. Hmm. Gelsin bakalım. Çeşitlilikte sınır tanımayan ticarethanelerin slogan olarak kullandıkları bir ikileme. Bizde her şey var. Gel gel. Gel gel. Harp alayım. Buyurun. İki tane o. Harf alayım. Yani bizde bol, her şey var. Bizde bol 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 bol. Bol bol olmaz. Y yani, çıktı. Gözünüzü seveyim. Y çıktı. Bizde yok yok. Yok yok. 400 puan. Gel gel. Ama pazarda öyle diyorlar. Gel gel. Gel gel gel. Ya gel gel oğlum, gel diyorlar, gel. Araba park ettirirken. Hayır ya, pazarda söyleyeyim, da diyorlar ucuza gel. Ucuza gel gel diyorlar. O pazara bir daha gitmeyin. Gitmedim zaten. Vallahi gitmeyin.
Buyurun bakalım yeni soru. Altı harfli tek bir kelime. Diyor ki bir yırtıcı kuşun deneyimsiz ve acemi anlamlarında da kullanılan adı. Deneyimsiz acemi anlamında kullanılan bir söz aynı zamanda bir yırtıcı kuşun adı. Harf alayım. Seni gidi acemi. Çaylak. Hı? Çaylak. Çaylak. 500 puan daha 1800 oluyor kasa. Kolay değil. Zor. Zor. Yani halen 8600'lere ulaşabilecek, Meri Hanım'ı geçebilecek durumdasınız ama elimde çok soru var. 2-7, 2-8, 2-9, 2-10 harfli cevap var. Yani olursa çok büyük bir şey olur Betül Hanım. Vallahi omuzlarda taşırlar sizi. Yok canım o kadar da olmaz. En azından deneyelim. Yok, en azından deneyelim. Buyurun gelsin bakalım. Deplasman sözünün Türkçe kökenli karşılığı. Misafir. Yok. Türkçe kökenli iki kelimeden oluşur. Harf alayım. Buyurun. Deplasman dediğimiz sportif gurbet. Hı. İki kelime. Yani kendi evimizde... Dilimin ucunda söyleyemiyorum. Kendi evimizde oynamıyoruz da... Dışarıda. Evet. Şimdi Allah aşkına dışarıda... Allah aşkına ne bileyim bakmadım işte. Alan yani böyle bir harici alan. Kendi evimiz değil de harici alan. Betül Hanım, kendi evimiz değil harici alan. Bilmiyorum. Vazgeçtik. Öyle mi? Geçelim mi? Geçtik. Allah kahretsin yani. Dilimin ucunda söyleyemedim dedim ya. Tez canlı. Biraz öyle yaptık. Evet. Tarihle ilginiz var mı efendim? Biraz. Haremi çabuk bildiniz. Bu da Osmanlı tarihinde kalmış bir şey. Artık kullanılmıyor. Buyurun. Şöyle soruluyor. Osmanlı tarihinin bir dönemine de adını vermiş olan çiçeğin bahçeleri için kullanılan bir söz. Lalezar. İşte o kadar Betül Hanım. Betül Hanım diyor ki bana bilgi sorusu verin. Pars'tır, Puma'dır onlarla işim olmaz. Bana tarih sorusu, bilgi sorusu verin. Gelsin bakalım yenisi iki kelime. Etmek fiiliyle birlikte temeline kadar yok etmek, tahrip etmek anlamında kullanılan bir söz dizisi. İki kelime nokta nokta etmek. Temeline kadar yok etmek. Bir harf alayım. İskender'in orduları Gordion'a girdi ve Gordion'u nokta nokta etti. Temeline kadar yok etti. Taş üstünde taş kalmamacasına. Takıldım. Gelmiyor. Harf alalım, harf, harf alalım. Alalım. Harf alalım. Nokta nokta etmek. Temeline kadar yok etmek. Yerli. Taş üstünde taş bırakmamak. Harf alayım. Buyurun. Gelmiyor aklıma. Yani giriş katı bile kalmamış Meri Hanım'a sorduğum gibi. Yerin dibi. Yerin dibi değil değil. Bastırk ya gitti. Yerin dibi etmek mi derler? Ne? Yok etmek. Taş üstünde taş bırakmamak. Yer. Yani zeminle aynı düzeyde yok etmek. Yerle bir. Yerle bir etmek. 500 puan da yerinde. Zorla bittik. Korktuğum başıma geliyor. Geliyor geliyor. Vallahi öyle. Benim de geliyor. Ama yani siz çağırıyorsunuz da ondan geliyor. Kusura bakmayın. Hı. Dışarıda Betül Hanım bana demişti ki. Baktım ki olmuyor. Harfimi alırım alırım devam ederim demişti. Öyle olmaz dedim. Bu sefer hani daha kötü duruma düşeriz. Şevki kaybetmeyin dedim ama siz çoktan kaybettiniz şevkinizi. Puma da gitti. Toparlayalım. Toparlayalım. Peki. Toparlayalım. Yani 8000 olmaz da 6000 ile 7000 ile bitiririz. Değil mi? O da fena puan değil. Gelsin. Ölçüsü 180 derece olan düzlemsel açıklık. İki kelimedir. Harf alayım. Buyurun. Çok güzel yerden geldi. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ölçüsü 180 derece olan düzlemsel açıklık. İki harf. İki kelime. Harf alsak? Yeryüzeyi. Yeryüzeyi. Harf alayım. Bir tane daha. Ç harfi. Düzlemsel açıklık. Bilemiyorum. Hatırlar harf alayım. Bir tane daha. Yarım açı. Efendim? Yarım açı. Efendim?
Yarım açı. Hah, şöyle bir cesaret. 500 puan değerinde 2900 oluyor kasa. Bittik mi? 9 harfli cevaplar var geride. Hepsini göreceğiz inşallah. Güzel de bir puanla bitireceğiz Betül Hanım. Siz yeter ki asılın sorulara. Gelsin bakalım. İki kelimedir. Der ki yavaşlamak veya yavaşlatmak. Bu anlamlarda kullanılan bir söz dizisidir. Yani iki kelimeden oluşur. Yavaşlamak ya da yavaşlatmak. Durdurmak. Durdurmak. İki kelime olduğunu unutmayalım. Harf alalım. Harf alalım. Buyurun. Kötü yerden geldi. Bir tane daha. Bir tane daha alın. Bir tane daha. Zaten. Çok güzel. Bir tane daha gelsin mi? Gelsin. Hadi gelsin. Yavaşlamak veya yavaşlatmak anlamında kullanılıyor ve iki kelimeden oluşuyor. Hak etmek. Mesela bir aracı yavaşlatmak. Harf, 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 harf. Harf, harf. Harf. Çok güzel. Durdursak mı? Durdurmayalım mı? Durduk. Durduk. Bir aracı mesela yavaşlatmak. Ayağını gazdan... Hız kesmek. Hız kesmek. 500 Zorla. Puan değerinde. İki saniye kalmış. Son üç soruya yetmez. Bir tane sorum var. Koskoca 900 puan kazandırır. Onu kaçırmayalım. Gelsin bakalım. İki kelime efendim şöyle sorulmuş. Endamın tamamını yansıtan büyük ölçekli sırlı cam. İki kelime. Harf alayım. Almayalım. Almayalım. Almayın. Bunu bulursunuz siz. Bulamam. Endamın. Vallahi gittik artık. Endamın tamamını yansıtıyor sırlı cam. Bakıyorum böyle. Ayna. Nasıl? Ayna. Tamamı. Boy aynası. Boy aynası 900 puan değerinde. Tamam, bitti. Teessüf ederim. Benim beklediğim Betül Hanım bu değildi. Ben kendimi de beklediğim Betül vallahi bu değildi. Niye vallahi niye öyle oldu? Oluyor. Bir anda biraz efendim ben burada şimşekler çaktıracaksınız diye bekliyordum. Neyse. Sağolun. Tamam. Ben sonra İstanbul'a ziyarete falan geldiğinizde kimseye haber vermeden tekrar bu stüdyoya getireceğim tamam. size. Sırf kendimiz için yarışalım. Tamam. Peki. Olur mu? Olur. Bir de alkış istiyorum. Buyurun bakalım. Böyle bir dili bir şaklatırsınız söylerken. Şaklatın ne demek? Uşşak. Uşşak. Altıdan fazla, sekizden az. Beşi beş kez, yani beş. Altıdan fazla, sekizden az kez. Ya benim için bir bankaya kadar gider misin? Hiç. Kusura bakma hiç. Ya şu benim telefon faturasını bir yatırsana. Vallahi hiç. Yedi açan değil tabii ki. Al. Neyse yedi veren. Kötü kötü bakmayın hemen. Değil mi? Değil mi? İnsan bilimi nedir? Onun uzmanına ne denir? Şu an çok sinir oldum kendime. Şimdi ağlayacağım. Harf alacağım. İşte hiç lüzumsuz bir harf. Soru göremeyeceğiz mi? Toparlak. Toparlak. Değil ama ne yani öyle bir sınıfın. Yam yamlık o 700 puanı verin. Çok teşekkürler. Eksik olmayın. Efendim bugünün tek bey yarışmacısı Murat Bey ile Sayın Murat Kaya Baş'la birlikteyiz. Biraz önce bahsetmiştik zaten. Kendisi lojistik okumuş, bitirmiş. Evet, doğrudur. Ardından Kiev'e gitmiş. Hali hazırda da Rusça eğitimi alıyor, tercümanlık eğitimi alıyor. Evet. Bir taraftan 11 yıldır sürdürdüğü tiyatro uğraşısını Rusya'da, Kiev'de de sürdürüyor. Acemi olarak orada biraz profesyonelliğe kaçmıyor çünkü dili tam olarak öğrenmediğim için ezber geliyor. Ezberle diyorlar, ezberliyorum, çıkıyorum, oynuyorum. Bir oyun mu sahnelediniz şimdiye kadar? Bir oyunu sahneledik. İkinciye ben şu anda yapıyorlar hatta. Şu anda yetişemiyorum büyük ihtimalle. Dönüş ne zaman hayırlısıyla? 2 sene sonra okulum bitiyor. 2 sene sonra döneceğim Türkiye'ye. Hadi bakalım efendim. Güzel günler getirsin size teşekkür inşallah. Ederim, hem oradaki hem buradaki hayatınıza i̇nşallah. Güzellikler katsın. Bugün bizimsiniz. Her zaman. Öyle serin kanlı bir haliniz var. Çabucak öyle heyecana kapılacak gibi durmuyorsunuz. Oo, bir de bana sorun onu siz. Öyle mi? Tabii ki. Güzel saklıyorsunuz yani. Öyle mi? Pek güzel. 8500 puanı aşmak gerekiyor. 8500'e ulaşmak için en fazla 13 tane evet. harf alınabilir. Dikkatli olmak lazım. Üzerine de belli bir süre arttırırsak daha rahat ederiz. Bakalım Ebru Hanım
oldukça sempatik bir hanımefendi ama beraberdik yani, biliyoruz neler yapabileceğini. O yüzden hazırlığınızı ona göre de yapınız. Hiç belli olmaz tabii ki. Bakalım. Gelsin. Dört harfli tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Arap kabileleri ve aşiretlerinin başkanları için kullanılan bir unvan. Bir harf alayım ben. Yalnızca burada kalmamış bu unvan. Başka alanlarda da kullanılır olmuş. Arap bir şeyi derler hatta. Şeyh. Şeyh 300 puan değerleridir. İkinci sorum biraz gerilerde kalmış, eş anlamlılarıyla soruluyor size. Buyurun bakalım. Diyor ki mamulat ve mahsul. Bu sözlerin ürün, eş ve yakın anlamlı karşılığı üründür, 400 puan kazandırır. Hızlı başladık, hızlı devam edelim. 5 harfli cevaplarla birlikte taçlandıralım kasayı. Gelsin bakalım. Diyor ki efendim ulaşım amaçlı kullanılan dar geçit veya dar deniz. Boğaz. Boğaz su içer gibi. 500 puan daha. İki şekilde söylenir, bir şekilde yazılır. Yanlışlıkla iki şekilde de yazıldığı oluyor. Hangisini söylerseniz söyleyin kabulüm. 5 harfli bir ağacın adı. Buyurun. Şöyle sorduk. Mezarlıkların kadim bekçisi sayılan ağaç türü. Mezarlık. Selvi mi? Bilmiyorum işte, onu siz söyleyin. Selvi. Onun aslı servi. Selvi de söylenir. 500 puan da yerindedir. 6 harfli cevaplar efendim. Şu noktaya kadar çok hızlı ve gayet güzel bir şekilde geldik. Belki burada İnşallah biraz... İnşallah bu hızımın kurbanı olmam. Hayatta da böyleyim çünkü. Şimdi burada biraz işte yavaşlasanız iyi olabilir. Ben de tam onu söylemek istiyordum. Tamam, burada biraz daha yavaşlayalım. Gerekirse bir de harf alabiliriz. Bir bakın bakalım. Doğaüstü işler yapabileceğine inanılan güç. Altıncı his gibi bir şey mi? Yok. Olmaz. Hayır. Tek bir kelime öncelikle. Medyum. Bir kişinin adı filan değil. Bir kişiye bir harf yakıştırılan bir şey değil. Buyurun. Ek alır mesela. Nokta noktalı bir şey. Nokta noktalı kitap. Nokta noktalı muska. Nokta noktalı gömlek. Bir harf daha alayım. Buyurun. Nokta noktalı sözler söyledi. Tesir. Tesir mi o? Zaten 5 harfli tesir. Bu 6 harfli. Allah Allah. Bir harf daha alayım ben. Hadi bir tane daha. S harfi, M harfi. Tılsım. Tılsım 300 puan değerinde. 2000 kasa. Çok güzel. 5 soruda efendim. Topu topu 5 soruda 2000 puanı yakaladınız. Bu genellikle 7 harfli cevaplarda gördüğümüz bir şey. Daha 6 harfli cevaplarımız bitmedi. Buyurun bakalım. Tek bir kelimedir. Daha önce de aynen bu şekilde sorduk bu soruyu. İnsanoğlunun icat ettiği ilk uzun menzilli silah. Top, tüfek değil. Bence daha gerilere gidin. Bir harf alayım. Beni hanım buldu. İlk uzun menzilli silah. Bir harf daha alayım ben. Ateşi bulmadan önce bunu bulmuşlar. Mancınık. Ateşi bulmadan önce bunu bulmuşlar. Ateş. Bir harf daha alacağım. Buyurun. Mızrak. Mızrak. Ah. 300 puan değerinde. 2300. Daha geriye gitmem gerekiyormuş demek ki. Evet, oldukça geriye gitmek gerekiyordu. Efendim 9100 puana çıkabilecek durumdasınız. Şimdi de sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak soruyla haşır neşir olacaksınız. Yani elimde 8 tane soru kaldı. Sizin alabileceğiniz 6 tane harf var. En aşağı 2 tanesine hiç harf almadan cevap vermek gerekiyor. Bence o, bu onlardan biri değil. Bakın. Bir bakın. Çok kolay bir soru değil çünkü. Biraz eskilerde kalmış bir tabir. Alay yollu olarak çok eski, köhne anlamında kullanılan bir söz. Bir şeyle alay etmek için, çok eski, çok köhne bir şeyle alay etmek için kullanılan bir söz. Mecazi anlam değil herhalde. Biraz mecazi anlam aslında. Bir harf alalım. İşin içerisinde alay falan da olduğu için. Bu senin araba da tam nokta nokta yani. Külüstür olmaz. Sen bunu kullanma, bağışla artık. Allah Allah. Benim eski araba olduğu zaman çok diyorlardı. Bir harf daha alayım. Buyurun. Senin çok bu eski. Bilmem ne de tam nokta nokta yani.
Bir harf daha alacağım ben. Üze. Koyun Yok. Başına bir sessiz harf. Sonrası ek zaten. Müzelik. Müzelik. Tam müzelik. 400 puan da yerindedir. 2700 olur kasa. Güzel geldi harfler. Ama yani kolay da bir soru değildi ne yazık ki. Yani bunun içerisinde bu soru... Eksiz olarak düşündüm ben onları da. Ondan dolayı tek bir kelime. Keşke baştan söyleseydim. Kafanız karışır diye korktum açıkça söyleyeyim. Neyse. İkinci sorum kolay. Arapça bir Arapça kökenli bir kelime aramanıza rağmen. Buyurun. İkinci 7 harfli cevabın sorusu. Devrim sözünün Arapça kökenli yaşanlanması. Harf alayım. Almayın burada. Almayayım mı? Bulursunuz bunu. Devrim. Devrim anlamında kullanılır. Darbe anlamında da kullanılır bazen. Bir harf daha alacağım. Buyurun. Topu topu olur. Bir harf alma hakkımız kaldı. Onu da burada alayım da ne olur Peki. ne olmaz bakalım. Son harfi de burada alalım lütfen. İ harfiyle başlıyor. İştigal. İştigal ilgilenmek demek. İstila olmaz. İstila da değil. Devrim. Aklıma geldi. Dilin ucunda. Daha doğrusu da dil dönmüyor. Devrim. Yok gelmiyor aklıma. Dilim ucunda ama. Hemen vazgeçmeyin. Devrim. Benim adımı söyler gibi. Benim adım ne? İhsan. Çok güzel. Yok gelmiyor aklıma kesinlikle bitti. İhtilal. İhtilal. 2300 puana gerilettin ne yazık ki 8500'e ulaşma hevesimizi de alıp Artık götürdüm. Rahatız. Son ben 6 rahatız. Soru. Evet. Güzel sonuçlar alabileceğiniz Hı-hı. sorular bunlar. Buyurun bakalım. İki kelime şöyle sorulmuş. Diyor ki bölüşmek, üleşmek. Bu sözlerle eş anlamlı olan bir söz dizisi. İki kelime. Pay etmek mi? Efendim? Pay etmek. İşte bu kadar. 800 puan daha. 3100 oldu kasa. Daha önce de sordum galiba iki defa. Hı-hı. İkisinde de sıkıntı yarattı ve Allah Allah böyle miymiş bu nidasıyla karşılandı. Ama efendim siz dile dayalı bir eğitim alıyorsunuz. Dile merakınız var. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Umarım duymuşsunuzdur. Rahatça cevaplarsınız. Gelsin. Diyor ki Çin dili ve edebiyatı. Çin dili. Bir harf alayım. İnşallah ilk harfidir. Değil. Hindi Çin. Değil, olamaz. Bir harf daha alayım. Buyurun. Yok gelmiyor. Bir harf daha alayım. Hadi gelsin. Bu iş biter. Sonrası zaten o her zamanki eklerden, yabancı kökenli eklerden. Durdu. Durdurdum ama... Yok. Her zamanki eklerden. Tamamen durdu şu anda bende. Yapmayın yahu. Çin dili ve edebiyatı. Her zamanki eklerden yani hani biyoloji falan gibi. Cesaret. Sinyoloji diye bir şey diyeceğim ama olamaz öyle bir şey. Zaten sığmıyor. Kesinlikle. Evet. Lojiyi oraya kondurduk mu bir tane harf lazım. Sinoloji. Sinoloji 500 puan da yerindedir. İlk defa duyuyorum bunu gerçekten ben de. Öyle. Yani garip bir tabir. Öyle. Hı hı. Hatta yani yarışmacılarım arasında Çinoloji olmasın o diye böyle atıfta bulunanlar bile olmuştu. İki kelimedir efendim şöyle sorulmuştur. Gelsin. Bir sıkıntıyı, derdi, rahatsızlığı gidermek, yaramak anlamında bir söz dizisi. Harf alayım. O son verdiğin ilaç var ya vallahi o bana... İyi gelmek. İyi geldi. 800 puan da yerindedir. 4400 yapar kasayı. Son 9 harfli cevap gelsin efendim. Tek bir kelime yabancı kökenli, batı kökenli bir kelime. Hava ile yer arasındaki elektrik boşalmasına karşı kullanılan topak Harf attı. Harf alayım. Harf dediler durdurdular. İnşallah güzel bir yerden. En güzel yerinden. Paratoner. 800 puan da yerindedir. Çok güzel. Murat Bey. Harf deyin. Yine o tokadı indirin. Çünkü son soru çok kolay. Son soruyu kaçırın istemiyorum.
Burada takılırsak süre yetmeyecek, ondan korkuyorum. Evet, benim de en büyük korkum oydu. Riski burada görememek. Alın. Riski burada alın. Harf deyin, tokatı indirin tamam. Efendim. Bunu biliriz ya da bilemeyiz. Bilemezsek de son soru telafi edecek onu, merak etmeyin. Gelsin bakalım. Diyor ki zorlanmadan ödenilen pahalı olmayan ücret. Harf dediler. Harf de geldi gayet kritik bir yerden açıkçası. Zorlanmadan ödenilen pahalı olmayan ücret. Bir malın zorlanmadan ödenilen pahalı olmayan ücreti nasıl bir ücrettir? Sudan ucuz olamaz. F harfine odaklanmanızı öneririm. F. Para ile değişim değeri bir ticaret eşyasının. Meta'nın para ile değişim değeri. Hiç gelmiyor aklıma maalesef. Yok gelmiyor. Gelmiyor mu? Makul fiyat. Makul fiyatta aradığımız ne? Fiyatı bulsaydık makulü konduracaktık. Evet, kesinlikle gelirdi. Neyse efendim son soru karşılığını verecek demiştim. Sonuna kadar da arkasındayım. Tek bir kelime 10 harfli Arapça. Önce Tanrı'nın izni ve yardımıyla anlamında bir tabir. Harf dediler durdurdular. Aldığımız harf de geldi ikinci sırada. Evelallah. Evelallah 900 puan değerinde. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim Murat Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Güzel fakat talihsiz bir performans sergiledi. Son noktayı Ebru Hanım koyacak. Bundan sonrası da ya Ebru Hanım'dır ya Meri Hanım'dır. Hep birlikte göreceğiz. Bir alkış daha rica etsek. Posta kutusu. Ay posta kodu. Dur durun. Aman be. 400 puan değerinde. 5900 kasa. Yavru, yavrucacık. Yavrucuk. Yavru, 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 yavrucucuk. Yavrucağız. Yavrucağız. 800 puan değerinde. 900 puan değerinde. Tek bir kelime. Hiç korkmayın 800 puan gelecek. Eğitsel kol, kooperatifçilik ticareti öğrenir. Onur kolu ispiyonculuğu öğrenir. Bu tip şey. Son 4 soruda 12 harf alabilecek durumdasınız. Almayacağım diye. Hayır, işte almayacağım. Tünelin sonundaki ışık. Hadi inşallah. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Aslında sizi alkışlatmayacaktım. Beni rezil edeceksiniz zaten ama hadi hayırlısı. Asla ve kata. Kimi rezil etmişim de sizi rezil edeceğim. Çıtayı çok yükselttiniz. Beklentiler çok yüksek. Ne bekliyorlar? Bilmiyorum. O kadar anlattınız ki artık 9000 falan 9500 bekliyorlar herhalde. Valla en aşağı 8600 ben de bekliyorum. 9500 bekleyen var mı bilmiyorum ama 8500 en azından kazanmanız lazım. Ben televizyon karşısında 8000 dedim zaten. Burada daha iyi olacak. Televizyon karşısında 1000 türlü şeyle ilgileniyorsunuz. Meyve soyuyorsunuz, başka şeye bakıyorsunuz. Bak. İşte kız arkadaşlarınıza, erkek arkadaşlarınıza laf sokuyorsunuz falan derken zaman gelip geçiyor. Hiç konuşmam. Hiç konuşmazsınız. Evet, ilk tanışmamızda yaptığınız taşlamayı unutmuş değilim halen Ebru Hanım. Çok rica ederim. Çok yanlış tanıyorlar beni. Çok kim yanlış tanıyor? Herkes. Yanlış tanıtıyorsunuz. Yanlış tanıtıyorlar. Bir tane ev arkadaşınız var zavallım. Suspus olmuş yani. Ne yapacağını şaşırmış. İki senede bu hale geldim dedi. Onu buraya çıkaralım benden daha beter. Çıkartalım ama söylediklerini siz yokken söyleyecek. Kabul mü? Tamam. Kabul. Tamam. En yakın zamanda efendim sizi yarışmama davet ediyorum. Ebru Hanım hakkında biraz konuşacağız öncelikle. Ben kulaklarımı tıkarım, duymam. Yok burada olmayacaksınız siz. Yok televizyonda da izlemem hiç. Tamam göreceğiz bakalım. Şimdi yapmanız gereken şey nedir? Bakalım makul bir puan alıp yerime geçme. Hayır. 8500 puanı aşmanız gerekiyor. İnşallah. 8500 puanda kalırsanız da 2 saniye arttırmanız gerekiyor. Çünkü Meri Hanım 1 saniyeyle bitirmişti performansını. Evet. Bunun için de en fazla 13 tane harf alabilirsiniz. Ebru Hanım zehir gibi bir hanımefendisiniz. Lütfen. Öylesiniz. Kesinlikle öylesiniz. Pratik zekalısınız. Hazır cevapsınız. Kelimelerle aranız iyi. Hukukçusunuz. Daha ne diyeyim? İşte çıta yükseliyor siz böyle söyledikçe. O çıtayla neler yapacağım da. 4 harflidir tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur efendim gelsin. İçine sarı katıldığında yeşile dönüşen renk. Turuncu. İçine sarı katarsan bu rengin bir anda yeşile dönüşür.
Harf alayım. Kara. Kara. Karaya sarık atarsak elde bütün, ettiğimiz dur, şeyin beynim başka beynim bir adı var. Çocuk bir, harf, bir şeyi diyorlar. Bir buyurun, harf daha alayım. Buyurun. Mavi. Sıkıntı yok. Mavi. 200 puan değerinde. Hiç asker yolu gözlediniz mi siz? Abim asker. Abiniz asker. Nerede? Çanakkale'de. Çanakkale'de. Kısa dönem. İyi hadi bakalım hayırlısı. İnşallah. Yakın zamanda kavuşursunuz Şubat inşallah. Gibi. Bazı şanslı askerlerin yaşadıkları bir şeyden bahsedeceğiz şimdi size. Buyurun. Hadi bakalım. Tatil gününü ailesi veya yakınlarının konutunda geçirecek olan yatılı öğrenci veya er. Beka. Beka mı? Harf alayım. Bakaya var. Beka değil de. Bir harf daha alayım. Nokta nokta izni derler. Yakınlarının önce, konutunda. Önce. Evci. Evci. 200 kuzenim askeriyede okudu. Ah. Çok kolay bir soru soracağım size. Hiç harf almadan 500 puan kazanacaksınız. Keyfiniz yerine gelecek böylelikle. Hadi bakalım. Üçüncü soru. Eğlence yerlerine girmek, ulaşım araçlarına binmek, çekilişlere katılmak için alınan her tür belge. Hepsine birden verilen bilet. Ortak ad. Bana sormayın. Bilet. Bilet. 500 puan değerindedir. Azıcık da mecazi anlamından gelsin. Hep böyle bilet gibi kolay sorular çıkmaz karşınıza. Buyurun bakalım. Demiş ki, mecazen engel, güçlük, işin düzgün ilerlemesini bozan şey anlamında kullanılan bir söz. Kusura bakmayın bugün ağzım dönmüyor. Neden öyle oldu bilmiyorum. Engel, güçlük. Yani o işte bir nokta nokta çıktı. O yüzden halledemedik pürüz derler. Pürüz. Pürüzdür efendim. O 500 puan kazandı. Sunucunuzu görün. Ya başka bir sunucuya öyle yapsanız hayatta yardım etmez. Siz bir tanesiniz zaten. Bir taneyim tabii. O yüzden buraya geldik. Tabii ki. Gelsin. Şöyle bir soru. Bir tür cam sanatı. Cam sanatı. Bu tam Meri Hanım'lık soru. Cam sanatı. Bir harf alayım. Buyurun. Aslında bunu liselerde falan öğrettiler yani. Biz gördük lisede. Dersini gördük cam bunu. Cam hiç. Cam üzerine işleme, boyama yapılan bir sanat. Aslında cam parçalarıyla yapılıyormuş değil mi hiç Meri bilmiyorum. Hanım? Bir harf daha alayım. Kolaya kaçıp boyama yapıyoruz biz şimdi. Vitale. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Hiç bilmiyorum. Bir harf daha alırız. Bir harf daha alalım. Hadi gelsin. Hadi alalım. Ha, geriye kaldı ses. Vitroy. Vitroy. Ve... Şimdi bir deneyin bakayım. Vitroy. Bir ve... daha. Vitral. Vitray. Hangisi? Vitray. Vitray. 200 puan değerinde. Hiç duymadım. Hiç. Bunu siz daha önce duymuşsunuz. Nereden biliyorum? Çünkü ilk kullandığınız sesli harf iyi olamazdı. Bir kulak dolgunluğu varmış da pek aşina değilsiniz. Bilmiyorum. Hiç duymadım ama. Sıkmayın belki canınızı. Biraz risk alarak halledebilecek durumdayız halen. Siz de zaten zoru seven bir hanımefendisiniz. Buyurun gelsin bakalım. Herkesce bilinmeyen, görülmeyen niteliği, mahiyeti bu anlamlara gelen bir birleşik kelime. Bir birleşik kelime. Evet. Bilinmeyen, görünmeyen. Bir şeyin herkesce bilinmeyen, görülmeyen niteliği, mahiyeti. İç yüzü. Efendim? İç yüzü. İşte ben demiyor muyum çok pratik zekalı diye bundan dolayı diyorum. Teşekkür ederim. Şu anda vitrayda takılmamıza, vitroy dememize rağmen 9000 puana çıkabilecek durumdasınız. Yani biraz risk alırsak olur bu iş. Ha gayret bakalım. 7 harfli cevaplara daha yeni geldi. İki kelimeden oluşuyor ve diyor ki mesainin gerçekleştirildiği zaman dilimlerinden her biri. Ben sana demiyor muyum beni mesainin gerçekleştirildiği zaman dilimlerinde arama diye? İş günü. İş saat. Bilmiyorum. İş saati. İş saati 700 puan değerindedir. Günü de olmuyor.
Bazen böyle kısaltıyoruz soruları, kuşa dönüyor. Ama anlamından hiçbir şey kaybetmiyor. Hakikaten bu 7 harfli kelimenin karşılığı aşağı yukarı budur. Asırlık alışkanlık. Sosyal ve asırlık alışkanlık. Ay benim, bende var o. Sizde mi var? Asırlık alışkanlık. Asırlık alışkanlık. Evet. Asırlık, asır dediğimiz 100 yıl. Bana harf alayım. Buyurun. Asırlık alışkanlık. Toplumsal alışkanlık ve asırları aşmış. Nedir o artık? Asırlık bir harf daha alayım. Buyurun. El öpmek mesela. Toplumsal alışkanlıktır. Gelenek. Asırları aşmıştır. Gelenektir. Gelenek. 500 puan değerindedir. Ah. Hesabı yapmıştım, unutuyorsunuz. Hemen harf almaya tutunuyorsunuz. O kadar harf alabilecek durumda değilsiniz. Elimde 6 tane soru var, ancak yarısında birer tanecik harf alabilirsiniz o da. Gelsin bakalım. Bu bir bilgi sorusu. Betül Hanım'ın sevdiği sorulardan bu da işte. Dünyanın en eski askeri bandosu. Lalezar'ı nasıl bildin? Mehter de ne? Adı ne ki? Mehter. Ona bir ek lazım. Mehterci. Mehterci. Mehtersi. Mehterin. Mehter. Süre. Bir harf alayım. İnşallah sonundan. İnşallah. Tam lazım olan yerden. Mehteran. Dur. Mehteran 700 puan değerinde. Ya öldürdünüz beni burada. Yalnız anneciğiniz mi, teyzeciğiniz mi, halacığınız mı, babacığınız mı, birisi çok dua etmiş siz giderken galiba. Şimdiye kadar aldığınız bütün harfler nokta hedefi. Anneciğim, ona burada çok selam söylüyorum. Buradan selamlar söylüyoruz. Anneciğim. İki kelimeden oluşuyor efendim. İkinci 8 harfli cevabımız. Bakalım annenizin duaları nereye kadar götürecek sizi. Güreşte rakibin sırtını yere getirmek. Yere çalmak. Else... Terim, güreş terimi. Aa, bilmiyorum ki ben bunu. Nasıl bilmiyorsunuz? O kadar da güreşe gittim. O kadar da güreşe gittiniz. Bir harf alayım, sürem gitti. Buyurun. Ense. Bir tane daha. Bir harf daha. Ve durduralım artık. Tüh, çok kötü yerlerden geldi. İki kelimeden oluşuyor. T'den sonrası mastar. Alt etmek. Olmaz efendim, olmaz. Sırtını yere getirmek. Alt etmek. Etmek. Güreşe gittim dediniz. Güreştiniz mi hakikaten? Hayır. Ha. Neden gittiniz peki? Etmek. İzlemek için. Yağ döktüm filan. Sırtını yere getirmek. Vur etme. Yabancı kökenli, Fransızca kökenli bir tabir o. İlk kelime. Pan etmek. etmek ne etmek? Etmek. Tuş etmek. Bilmiyorum. Deseydiniz bilgisayar falan, telefon. Ne oldu? Telefon falan deseydiniz oradan. Telefon deseydim, hatta şuraya bir piyano getirselerdi size hemen bir şarkı çalardım. Hatta siz bana soruları verseydiniz. Ne güzel olurdu. 4 tane soru kaldı elimde. Ne yazık ki 7 saniye var, yettiği kadar. Tamam. Hiç önemli değil. Hadi gelsin bakalım. Büyük ölçekli firmaların üretimine katkıda bulunan işletmeler ve o işletmelerin üretimi. İki kelime. Harf alayım. Harf dediler. Bir tane daha istediler, siz harf duymadınız. Bir harf daha. Teşekkür ederiz efendim. Yan sanayi. Yan sanayi 700 puan değerinde. Alkış Ebru Hanım'a. Ah, çok güzel sorular vardı. Onlarla haşır neşir olamayacaksınız diye çok üzülüyorum. Neyse, kaç, bitirdikten kaç sorumuz sonra 3 tane var da yetişmez artık 3 tanesi. Buyurun gelsin bakalım. Harf alayım. İhbar et. Harf alayım. Harf dediler. Bir harf daha. Ve durdurdular. Ne güzel oldu. 2. Bir harf mastardan, bir harf ortadan. İki kelimeden oluşuyor. İhbar etmek anlamına geliyor. Beni sen mi ihbar ettin? Beni sen mi? İspiyonladın. İki kelime. Etmek değil tabii ki de. Haber et. Bana böyle yaptınız ya. Ahmet Kaya'nın bir şarkısı. Beni vur. Vur.
beni onlara. Biliyorum o şarkıyı da. Söyle, aklıma gelmiyor şu anda. Benim. Varmak. Varmak. Ele vermek. Of. Bir saniye kalmış. Ben o bir saniyede iki soru sormaz mıyım? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi. İki kelimeden oluşuyor. Hızlıca okuyalım efendim. Çok az zaman kaldı çünkü. 140 karakterle sınırlı kalmadan sevdayı kelimelere döken iletişim aracı. Bastım ama ya. Bastınız ama daha soru açılmadan bastığınız için durmadı tabii normal 140 olarak. 140 karakterle sınırlı kalmadan sevdayı kelimelere döken iletişim aracı. Aynen öyle efendim. 140 karakterle sınırlı kalmadan sevdanızı kelimelere döktüğünüz eskilerde kalmış bir iletişim aracı. İki kelimedir. Mektup. Artık kimse kullanmıyor. Al bunu ablana götür. Aşk kağıdı. Aşk kağıdı. Nüfus kağıdı gibi. Ne, muhtardan mı alıyoruz? Aşk değil mi? Ne ki? Aşk. Aşk namesi. Name? Aşk mektubu. Aşk mektubu. Ay. 900 puanla yerinde. Çıtayı yüksek tutmayın demiştim size. Ben sizi çok sevdim. Gerçekten. Ben de sizi. Çok sempatik, çok sıcakkanlı bir insansınız. Çok teşekkür ederim. Siz de öyle. İşte böyle çabucak hani adapte olan, çabucak şakalaşmaya başlayan, çabucak kendini yüreğini açan insanlar olduğu zaman biraz böyle uğraşıyorum. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Dünya tatlısı bir insansınız. Siz de öylesiniz. Bütün yarışmacılarım da öyle. Ama bu bir yarışma olduğu için bir tane şampiyon gerekiyordu efendim. O da Meri Hanım'dır. Tebrik ediyoruz kendisini. Şimdi de 8500 puanlı 8500 liraya çevirmek için uğraşacak. Ondan önce Ebru Hanım'a bir alkış daha size. Çok teşekkür ederim. Bulamadınız. Ben buldum. Söyleyeyim mi? Söylemem. Söyleyemem. Mahrumiyet. Aa. Mahrum kalma durumu. O, A, İ olduğuna Oster. Göre bitiyor. Hani, diskografi. Diskografi dediler. Bir de patlatın namınız yürüsün. Basmama gerek yok. İsterseniz basın canım. Namınız yürüsün. Uğurlar. Kovuşturma. Nedir efendim? Kovuşturma. Kovuşturma. Evet bu. Kovuşturma. Evet bu mu? Bu. Bu. Oh. Oh. Karma karışık. Şey ya, dur, kinesi değil. Ay. Telekinezi. Telekinezi değil mi? Tel ne? Telekinezi ya, niye olmuyor mu? Sonuç. Çok sağ olun efendim. Meri Hanım'la, İzmir'den gelen yarışmacımızla, öğretim üyesi ve sanatkar olan Meri Hanım'la karşı karşıyayız. Gayet güzel yarıştılar. 8500 puanı kenara koydular. Serin kanlıydılar. Heyecana gark olmadılar. Çok heyecanlıydım aslında. Ve hatta belli etmediler. İkisinden biri zaten. Gayet güzel yarıştınız. 8500'den de fazla olabilirdi ama 8500 de güzel bir puandır efendim. Şimdi o puanı paraya çevirmek için bir küçük aktivitenin daha içine gireceğiz. Biliyorsunuz değil mi bu kısmını da? Biliyorum, çok zor buluyorum bu kısmı. Ben de bazen takılıyorum. Hatta yani arkadaşlar geçseler de o kısımda yarışmasam diye içimden arasına geçirmedim diye. Yok canım, o kadar da değil artık. Olsun. İlk seferinde olmazsa ikinci seferinde başarılı olursunuz. Çünkü ikinci seferinde biliyorsunuz tanımlama da veriliyor efendim. Önce 30 saniye içerisinde karmaşık harflerden doğru kelimeyi bulmaya çalışacaksınız. O süre zarfında beceremezsek 8500 puanı 4250 liraya çevirecekler. 4250 lira için tanımlamayla birlikte kelimenin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Ve bir 30 saniyemiz daha olacak. İkisinde de 30 saniye değil mi? İkisinde de 30'ar saniyemiz var. Başlasın mı? Başlasın. Hadi başlasın. Tek bir kelime şöyle çıkıyor karşınıza işte. J var, O var, O var. Dikkat hematoloji, edelim batı kökenli. Hematoloji. Nedir hematoloji. Efendim? Basayım. Nedir? Hematoloji. Nedir? Hematoloji değil mi? Yahun. Hematoloji. Hematoloji, kan bilimi. Böyle hızlı bir cevap. O söylediklerimizin yanında biraz garip kaldı aslına bakarsanız.
güzel yani, yerden denk güzel geldi. Denk geldi. Benden evet. erken bildiniz vallahi. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bir şeye daha çok sevindim. Çabuk bildiniz ya. Biraz vaktim kaldı. Çünkü çok tatlı bir yarışmacım vardı. Bensu Hanım yakınlarına evet. selam göndermek istermiş de unutmuş. Maalesef. Ben buradan ODTÜ Dağ Bisikleti takımına selam gönderiyorum. Ayrıca Aydın'daki akrabalarıma, İzmir'deki akrabalarıma ve sizi çok seven ve şu anda Bursa'da olan ablama çok selam gönderiyorum. Biz de selamlarınıza katılıyoruz. Meri Hanım'ın, Betül Hanım'ın, Murat Bey'in, Ebru Hanım'ın bütün sevdiklerine buradan selamlar gönderiyoruz. Ev arkadaşımıza, hepsine dolu dolu selamlar gönderiyoruz. Müsaadenizle Meri Hanımcığım, siz burada otururken de bölümü kapatmak istiyorum. Buyurun. Efendim. Buralardayız. Yepyeni yarışmacılarla birlikte kendinize iyi bakın. Bizi de yoksuz bırakmayın. Hoşçakalın.